Dinleyicilerimiz, mikrofonda bir konuğumuz daha var. Yüksek lisans öğrencisi Tuğba Akatay. Hoş geldin Hoş Tuğba. bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, seni dinleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Kendinden bahseder misin? Tabii. Konya Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müziği ses öğrencisi olarak mezun oldum 2016 yılında. Bu yıl yüksek lisans yapmaya başladım. 19 Mayıs Üniversitesi Geleneksel Türk Müziği yine aynı bölümde. Aynı zamanda burada Kültür Bakanlığı'nda misafir ses sanatçılığı yapıyorum. Ne güzel. Peki nasıl bir duygu hem üniversitede yüksek lisans öğrencisi olmak hem de devlet korosunda misafir ses sanatçısı olarak çalışmak nasıl bir duygu? Yani devamlı kendimi geliştiriyorum. Kendime bir şeyler kattıkça da mutlu oluyorum. Hem akademik boyutta hem de repertuar sürekli zenginleşiyor, gelişiyor koroda. Çok güzel. Sen de gençsin ama böyle daha senden küçük gençlere tavsiyen ne olabilir? Türk musikisi alanında eğer meraklılarsa ne yapsınlar? Bol bol dinleme yapılmalı. Dinlenilmeli değil Bekir mi? Sıtkı Sezgin, Meral Uğurlu, Münir Nurettin Selçuk. Sen Türk musikisinin içinde olan bir öğrenci olarak, yüksek lisans öğrencisi olarak nasıl görürsün veya gençlere, çünkü musikimiz eğer bir altyapısı yoksa zor gerçekten, zor bir Evet. musiki. Ama biraz altyapısı varsa, biraz kulak dolgunluğu, biraz da kelimeleri anlayabiliyorsa ne tavsiye edersin gençlere? Dinleme yapılarak bol bol şimdi bir cümle var mesela ben ona çok inanırım. Pratiksiz teori, teori değildir. Bunun çok arkasındayım. Hele O ki Türk yüzden musikisi olunca konu. evet, o yüzden hani sadece az önce de bir örnek vermiştiniz tahtada Evet. musiki anlatmak üzerine. Kesinlikle uygulamasız. Bir de günümüzde tabii internet var. Çok güzel örnekler var. YouTube dediğimiz sitede. Esasında doğru şey aranıyorsa, doğru adrese gidilirse her şey var internette. Kesinlikle. Peki, Tuğba, sana teşekkür ediyoruz bu Ben güzel teşekkür sohbet için. ediyorum. Sağ olun. Hangi eseri icra edeceksin? Şimdi yüksek lisans öğrencisi ve devlet korosu misafir sanatçısı Tuğba ne okuyacak bize? Avni Anıl'ın Kördeleci Asker şarkısını okuyacağım. Yağmur doğası, kurumuş topraklar gibiyim. Güftede Tekin Gönenç'e Gönenç, ait. evet. Peki seni dinliyoruz. Teşekkür ediyorum. Thank you.
Evet efendim, Tuğba Akıtay'a teşekkür ediyoruz bu güzel icra için. Ağzına sağlık.